Abimin Nari Yenge defteri bugün kökünden kapanacak. Bakar görürsün. Ben de azat olacağım inşallah bu Narin Müdürlüğü'nden 13 sene sonra. Erken seviniyorsun sen. O kadar kolay değil. Kızım, benim o attığım mesajları alan bir kadın iflah olmaz. Diyeyim ben sana, garantili. E derse, patron ben o mesajları yazmadım derse... Deli olma kızım ya. Deniz Hanım öyle şeylerin lafını eder mi hayatta ya? Kadının bir klası var bir kere, böyle bir sosyetik, hem de aynı zamanda asil falan, hayatta yüz göz olmaz. İşte sen bu işleri çok iyi biliyorsun. Tecrübeli belli. Yok be kızım. Bizimki senin tercih misali. Kendimize faydamız yok. Baksana şu halime. Sen evlisin. Bir de çocuk var. Beni de idare ediyorsun arada. Daha ne? Keyif, tamam. Sen kıskanıyor musun beni? Hı? Gel bakayım buraya. Kıskandın mı sen beni? Kadın gitti işte kızım. Boşanacağım. Sonra ben kenara geçeceğim. Ondan sonra bir suyla yıkam. Hani ben bir şey göremiyorum. Bir şey kaçmamış gözüne yani. Vallahi şey abi, Zafer geldi de müsait değil, değil mi? Niye öyle diyeceksin? Müsait olmayan bir durum mu var? Geliyorum ben şimdi. Ben gideyim şu işi halledeyim. Böyle şeyleri de kafana takma. Tamam. Öyle hemen beni kabul etmeyecek tabii hayatına. Kızın yüzünü yere getirdik küçücük kasabada. Bir de ailenin gazına geldik, ayrıldık kızdan. Hapislik hali işte abi. Yaşımız da ufak. Gencecik kızı ortalarda bıraktık. Sahipsiz kaldı. Çok da geç değil be Zafer'im. Hani tutarsın elinden, konuşursun. Dersin böyleyken böyle. Daha fazlasını yapacağım abi. Evlenme teklifi edeceğim. Ne yapacaksın? Evlenme teklifi edeceğim. Şaşırdım şimdi ha. Öyle abi, başka yol yok bu işin. Gel evinin kadını ol diyeceğim. Ben bunu çok düşündüm Ali abi. Eğer ben şimdi bunu yapmazsam bana ne burada ne ahirette huzur yok abi. O kızın böyle kötü yola düşmesinin tek sebebi benim. Vallahi Zafer'im, hani sen çok delikanlı adam çıktın, ne diyeyim ben sana. Hani bu yaptığın işin sevabı çok büyük. O can sıkıcı işlere gelince de 7 ayrı hamamda 7 tas su dökülecek. Tövbesini edecek, bitecek hani, biz böyle duyduk büyüklerden. Ama Şadiye bu yolları bir daha düşerse... Yok abicim, olur mu öyle şey ya? Oğlum her genç kızın hayali yuva kuracak, mutlu olacak. Hele onun pozisyonundaki bir kız için. Kulun kölen olur oğlum. Sen teklifini yap, gerisi kendiliğinden gelir. Sağ ol. Günler geçmek bilmiyor burada be abla. İnşallah bu defa bir aksilik falan çıkmaz. Kalbini ferah tut sen. Çıkmaz inşallah. Leyla, Zehra, Şadiye, mektubunuz var. Hayır, dur inşallah ya. Bir bak. Şadiye'm, sen misin meğer benim kalp ağrım? Seni beklemişim ben bunca zaman. Seni görünce anladım bunu. Bu arada aldım hayırlı haberlerini. İlk duruşmada serbest kalacakmışsın. Seni kapıda bekliyor olacağım. Dışarıda bizi bambaşka bir geleceğin beklediğine inan. Bu inançla doldur kalbini. Zafer. Ben şöyle daha küçük, daha mazbut bir çevrede ev arıyorum. Mazbut çevrede. Yakında düğün var galiba. Kısmet olursa. Hayırlısı. Bakalım istersen. Bakalım abi. Bak bu hemen arka sokakta. Tam senin istediğin gibi. Yok yok. Böyle sokağa bakan balkonu falan olmasın. Anladım ben seni. Şuna bir de bakalım istersen. Hah, bak buymuş abi işte. Yani nişanlım böyle çok fazla göz önünde olmayı sevmez de... ...mahremiyetimize biraz önem veririz. Ne güzel, maşallah. Şu eve bir bakalım mı abi? Hemen, hemen. Neredeydi anahtar? Gelin hanım eve bakacak mıydı? Yok, o bana bırakır böyle mühim kararları. Kararımız
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.